mı? Mümkün değil. Belirsizliği giderme ayna taşları. Bunlardan 36 tane var. Dünyanın yerini alması mümkün değil. Diğer evren efendilerinin nasıl aynı fikirde olmadıklarını gören ilk kaos şehri lideri, konuşurken kaşlarını çatmaktan kendini alamadı. Sanal evren şirketi olarak öne çıktığımda, dünyanın okyanus mülkiyet haklarını satın almak için yalnızca 50 milyar karma element harcadım. Bu 50 milyar karma element tek seferlik bir ödeme değildi, 3 taksite bölünmüştü. Artık bu belirsizliği giderici ayna taşını ticaret için kullandığıma göre, miktarın hemen hemen aynı olması gerektiğini düşünüyorum. İlkel kaos şehir lideri, ilkel kaos şehir lideri, iki evren ustası aynı anda seslendi. Birbirlerine baktılar, sonra içlerinden biri üç keskin boynuzlu ve pullu bir zırhla kaplı bir gövdeye sahip bir dev derin, alçak bir sesle şöyle dedi. O zamanlar Luo Feng sadece bir hiçti. 50 milyar karışık element vardı, çok yüksek bir miktar. Sanal evren şirketi adına bir sözleşme imzalamış olsanız da, aynı zamanda bizimle, evren paralı asker ittifakı ve diğer bazı taraflarla da bir anlaşmanız var. Dünyanın okyanus mülkiyet hakları ve okyanus yüksek irtifa mülkiyet hakları beşimiz arasında paylaşıyoruz. Beşimiz de torunlarımızı dünyaya yaşamaları için gönderdik. O zamandan bu yana, hepinizin zaten bilmesi gereken, dünyanın benzersiz özellikleri nedeniyle 100 bin yıl geçti. Ne kadar muhteşem bir gezegen. Dünyada doğan çocukların öğrenme ve güç kazanma yetenekleri çok daha güçlü olabilir. Başlangıçtaki gelişme hızları diğer gezegenlerdeki torunlarınınkiyle eşleşirken, zaman geçtikçe sürekli öğrenme ve öğrenmeyle birlikte edinme hızı diğer gezegenlerdeki torunları çok geride bırakıyor. Sitting Mountain Guest inanılmaz derecede dikkat çekici. Böyle bir gezegen yaratabileceğini düşünmek, bebeklerin ruhlarının evrimsel değişikliklere uğrayabileceği bir gezegeni yaratmak için kim bilir kaç yıl harcadı. Bu gerçekten kelimelerle anlatılamayacak kadar inanılmaz, dev hayranlıkla içini çekti. Oturan dağ misafiri gerçekten de tüm evrendeki yüce varlıkların en kıdemlisi olma statüsünü hak ediyor. İnsan ırkının en yüksek toplumsal seviyesinde yer alan bu kişilerin hepsi oturan dağ misafirini biliyordu. İnsan ırkı evrenin yüce varlıklarına sahip olabilir. Ancak evrenin henüz yeni ortaya çıktığı dönemde, insanlar yürümeyi öğrenirken tökezleyen küçük çocuklar gibiydiler. Yavaş ve istikrarsız bir şekilde sayıları çoğalıyordu. O dönemde evrende başıboş dolaşan özel yaşam formları yenilmez varlıklardı. Bu özel yaşam formları, 8 doğal canavar tanrısı gibi, doğal olarak güç ve güçle donatılmıştı. Oturan dağ misafirine gelince, o, evrenin doğuşunu takip eden en kadim dönemde, evren yüce varlıkları arasında çoktan yalnızlaşmıştı. Dev alçak, derin sesiyle, dünya sürekli olarak büyük varlıklar yaratıyor, diye devam etti. İnsan ırkı gibi çok büyük bir dal yaratabilir ve ona zirve alan tipi gerçek hazineden daha aşağı olmayan bir değer verebilir. Onu bu kadar kolay bir şeyle takas etmeyi kabul etmem mümkün değil. Ben de aynı fikirde değilim. Katılmıyorum. İki büyük gücün, Evren Birinci Bankası ve Evren Yıldız Nehri Bankası'nın yetkili isimleri, anlaşmazlıklarını birlikte dile getirdiler. Bu, ilkel kaos şehri liderini endişelendiriyordu. Hafifçe kaşlarını çattı. Peki, belirsizliği ortadan kaldıran ayna taşı. Bu konuda ne yapılmalı? Devasa balta yaratıcısının gürleyen sesi tahtından duyuldu. Eğer kimse dünyayı geri vermek istemezse, o zaman Luo Feng belirsizliği giderici ayna taşını teslim etmeyecektir. İnsan ırkımızın eksik olduğu şey yüce bir gerçek hazinedir, dev devam etti. Zirve alanı tipi gerçek hazineye gelince, bu seviye göz önüne alındığında, insan ırkının zaten çok sayıda parçaya sahip olduğu görülüyor. Ayrıca, belirsizliği giderme ayna taşı yalnızca zirve seviyesinde gerçek bir hazine elde etme şansını temsil ediyor.
Şu ana kadar pek çok benzer şans var mı? Evren okyanusu gibi. Eğer her şeyi yapmaya cesaret edersek, her zaman zirve alan tipi gerçek bir hazine elde etmek mümkündür. Doruk alan tipinde gerçek bir hazine elde etme şansı 36'da bir. Bunu dünya ile ticaret yapmak için kullanmak söz konusu bile olamaz. Bu doğru. Deserted Mirror'a katılıyorum. Universe Mercenary Alliance, Universe First Bank ve Universe Star River Bank'ın yetkili isimleri görüşlerini dile getirdi. Sevgili herkes, öğrencim Luo Feng diye başladı ilk Kaos Şehri lideri. Yeteneği, üst düzey bir evren derebeyi standardına ulaştı. Hua, devasa balta yaratıcısı da dahil olmak üzere tüm evren ustaları ona baktı. İlkel Kaos Şehir lideri, şaka yapmıyor musun? Luo Feng kısa süre önce uygulamaya başladı. Üst düzey bir evren lordu mu? Buna şahsen tanık oldunuz mu? Bu doğru olamaz. İmkansız. Evren ustalarından hiçbiri, yalnızca 10 bin yıllık gelişime sahip olan ve yalnızca 20 bin yıl önce ölümsüz hale gelen Luo Feng'in şu anda en üst düzey evren lordu seviyesinde olduğuna inanamadı. Tüm evrende neredeyse hiç kimse böyle bir iddiayı inandırıcı bulmazdı. İlkel Kaos Şehir lideri, bu doğru mu? Dev balta yaratıcısı sormadan edemedi. İlkel Kaos Şehir lideri çevresini taradı. Sonra hafifçe başını sallayarak yanıtladı. Bunu henüz kendim test etmedim. Ancak biz 10 bin yıldır öğretmen ve öğrenciyiz ve benim onun hakkındaki anlayışıma göre, eğer bunu söylemeye cesaret ediyorsa, bu doğru olmalı. Henüz onu kişisel olarak test etmediniz. Yani bu iddia henüz test edilmedi veya kanıtlanmadı. Luo Feng ile yolları aslında kesişmeyen evren ustaları güldüler ve başlarını salladılar. Evren Paralı Askerler İttifakı'nın yetkili figürü terk edilmiş ayna yüksek sesle güldü. İlkel Kaos Şehri lideri Luo Feng, başkentini artırmak için belirsizliği giderme ayna taşını ve dünyadaki meseleleri kullanıyor. Olabilir. Seninle olan ilişkisinden faydalanıyor. Bunu bilerek söylüyor olabilir çünkü sana, onun olduğuna inanıyor. Öğretmenim ona inanacağım. Issız ayna, benim öğrencimin seninki gibi olduğunu mu düşünüyorsun? İlkel Kaos Şehri lideri, gözleri bir miktar öfkeyle yanarak konuştu. Terk edilmiş ayna gülümsedi ama daha fazla bir şey söylemeye cesaret edemedi. Sonuçta İlkel Kaos Şehri lideri, sanal evren şirketindeki en yüksek otoriteye sahipti. Yetenek veya statü açısından, devasa balta yaratıcı dışında orada bulunan hiç kimse ona baskı yapmaya yetkili değildi. Dahası, ilkel evren bile onun yetki alanı altındaydı. Tüm bu övgüler, ilkel kaos şehir liderinin statüsünü büyük bir hızla yükseltti. İnsan ırkındaki 5 büyük güç arasında Dev Balta Dojosu ve Sanal Evren Şirketi en güçlüleriydi. Evren Paralı Asker İttifakı, Evrenin Birinci Bankası ve Evren Yıldız Nehri Bankası bir kademe daha düşüktü. Luo Feng üst düzey bir evren lordu olduğunu iddia ediyor ve belirsizliği giderme tapınağına girmeyi denemek istiyorsa, bırakın onu. Biraz acı çekmeyi tatması gerekiyor. Dünyayı geri al almaya gelince, belirsizliği giderme aynası taşı çok uzak. Yeterince ağla. Dünyanın mülkiyet hakları karşılığında belirsizliği ortadan kaldıran bir ayna taşı kesinlikle kabul edilemez. İlkel Kaos Şehir lideri, koşulları fark ederken iç geçirmesini bastırdı. Bu evrenin efendileri gibi soylu varlıklar. Onların mizaçları ne kadar tuhaftı. Soğuk ve kibirli, inatçı ve asi, görünüşte nazik ama kalbi acımasız. Bu varlıkların o kadar çok yüzü vardı ki, işin özüne dokunmaktan uzak durabilirlerdi. Böylece insanlar doğal olarak onların varlığına tahammül edebilirdi. Bu süper varlıklar, sonuca dokunmadıkları sürece özel ayrıcalıkların tadını çıkardılar. Tüm evren efendileri arasında, ilkel kaos şehri lideri genellikle insan ırkıyla ilgili meselelerle ilgili büyük olaylara başkanlardı.
başkanlık eden kişiydi. Aynı zamanda bu tür konuları her zaman en üst düzeyde tutan da oydu. Onun bakış açısına göre dünya önemli olabilir ama dahiler ister diğer büyük güçler tarafından, ister dünyada yaşayan insanlar tarafından yetiştirilsin. Hepsi aslında insan ırkının bir parçası değil miydi? Genel olarak insan ırkı hala güçlü ve kuvvetliydi ve Luo Feng'in minnettarlığını ve sadakatini kazanabildi. Dahası, insanların toprakları çok genişti. Dünyanın Yanshan ırkıyla karşılaştırılabilecek bir kolu olsa bile, bu hala insan ırkının genel gücünün yalnızca küçük bir kısmıydı. Şu anki mesele kendi çıkarlarıyla ilgili, bu yüzden hiçbiri kolayca pes etmeye istekli değil, diye düşündü. İlkel kaos şehir lideri ve içeriye iç çekti. Dev balta yaratıcısı tahtından emirlerini haykırdı. Bu tartışma burada bitecek. Diğer evren efendileri ona bakarken sustular. İlkel kaos şehir lideri, dedi dev balta yaratıcısı ona bakarak. Saygısını belirtmek için hafif bir selam veren ilk kaos şehir lideri herkesin kulağındaydı. Luo Feng'e, belirsizliği ortadan kaldıran ayna taşı dünyanın mülkiyet haklarını takas etmek için kullanmanın imkansız olduğunu bildirmelisiniz. Eğer diğer tekliflerimizi kabul etmek istemiyorsa, yarış onu buna zorlamayacaktır. Dev balta yaratıcısı gülümsedi. Dünyanın mülkiyet haklarına gelince, ona yeteneği ve gücü yeterli kabul edilen belirli bir seviyeye ulaştığı sürece elbette hiçbir şeyin imkansız olmadığını söyleyin. İlkel kaos şehri lideri gülümsedi. Anladım. Tam tersine diğer evren efendileri biraz şaşırmışlardı. Büyük balta yaratıcısı, devasa balta yaratıcısı, bu devasa balta yaratıcısının bakışları salonu tararken soğuk bir şekilde konuştu. Luo Feng burada bizimle oturabildiği zaman, dünyanın mülkiyet haklarını ona iade etme zamanı olacaktır. Birkaç evren efendisi itaat etmek için yalnızca başlarını eğebildiler. Devasa balta yaratıcısı emirler verdiğinde insan ırkındaki tek bir ruh bile ona karşı gelmeye cesaret edemezdi. Luo Feng haberi çok çabuk yakaladı. Öğretmeninden haberi duyduğunda Luo Feng anlaşılır bir şekilde sinirlendi. Ama aynı zamanda bir umut ışığı da gördü. Sadece 50 milyar karışık element dünyanın mülkiyet haklarının yarısını satın aldığı için kızgındı. Ama şimdi, 10 bin kat, hatta 1 milyon kat daha fazla değere sahip olan belirsizliği giderici ayna taşıyla bile, ancak mülkiyet haklarını takas etmek için bile kullanamadı. Umut ışığına gelince, devasa balta yaratıcısının ona verdiği sözü sabırsızlıkla bekliyordu. Luo Feng, bu dünyanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor, diye düşündü. Bana o kadar kolay geri dönmeyecek. Onlarla birlikte oturmak öyle mi? Yakında, dünya, sonuçta biz dünyalılara aittir. 100 bin yıla yakın bir süredir, daha güçlü ve daha güçlü olmak için kendini özenle geliştiriyordu. Böylece güzel bir günde, dünyalı dostları için tüm gökyüzünü kaldırabilecekti. Bunu yapacaktı çünkü kendisi tüm dünyalılar arasında en büyük varlıktı. Tapındıkları, Tanrı, Y.D.I. O, tüm dünyalılar için ruhani lider olacaktı. Aslında Luo Feng evrene ilk adım attığında, özellikle de dünyanın bir sürü lideriyken, dünya için birçok tehlikeyi savuşturmuştu, dünyalıların ona tapmasının nedeni de buydu. Ona sırf kendisi olduğu için tapanlar vardı. Ona bir kahraman gibi tapınanlar vardı. Zaman geçtikçe, günden güne, yıldan yıla, doğal olarak ona daha çok tapınmaya başladılar. Özellikle Luo Feng gibi evrende dolaşan ve onun kendilerine sağladığı faydalar hakkında daha fazla bilgi sahibi olan dünyalılar. O zamandan 100 bin yıl sonrasına kadar, Luo Feng'e tapınma ve sonraki kuşaklara aktarılma, sonunda Luo Feng'in dünyadaki insan ırkının bir simgesi ve lideri haline gelmesine yol açmıştı. Luo Feng kendi kendine, benim gücüm yakında dünyada yaşayan insan ırkını tamamen koruyabilecek, dedi.
Kuzey Bölgesi İttifakı'nda, Star River Master'ın sarayında, Yıldız Nehri Efendisi, gelişen ışık sürüsü liderinin iki başı eğilmişti ve saygıyla doluydu. Sarayı kaplayan karanlığın ortasında bir ses duyuldu. İttifak ustası seni diriltti. Ama diyordun ki, seni öldüren Luo Feng miydi? Evet, gelişen ışık sürüsü lideri saygıyla yanıtladı. Beni tek vuruşla öldürdü, yalnızca tek vuruşla. Luo Feng, ilkel evrene dönmek için canavar tanrısı bölgesinden ayrılmıştı ve bir kez daha, orijinal yıldıza geri döndüğünde, o, diğer ırkların büyük varlıkları tarafından seçilebilecek olgun, insan formunda hareketli bir hazineydi. O zamanlar onunla yolları kesişen ilk kişi gelişen ışık sürüsü lideriydi ve Luo Feng tarafından, kılıcının tek bir darbesiyle öldürülmüştü. Luo Feng olduğuna emin misin? Tek vuruşla mı? Diye sordu yine karanlığın ortasındaki ses. Yıldız Nehri Efendisi, kesinlikle eminim, dedi gelişen ışık sürüsü lideri. Bu o zamanlar beni nasıl öldürdüğü sahneydi. Gelişen ışık sürüsü lideri, tanrısal gücü aracılığıyla anılarını hatırlarken, sanki bir video klipmiş gibi oynatarak saygıyla yanıt verdi. Luo Feng'in soğuk ve keskin kılıcı göz kamaştırıcı altın rengi bir ışığa dönüştü. Tek bir saldırıyla, Flourishing Light Horde Leader'ın sıradan gerçek hazine zırhını dilimledi ve onu tereddüt etmeden krallığa gönderdi. Sessizlik. Star River Master da sustu. Çok sayıda evren şövalyesini diriltmişti ve birkaçının Luo Feng tarafından öldürüldüğünü iddia ettiğini zaten duymuştu. Bu, Luo Feng'in zaten bir evren efendisinin gücüne sahip olduğunu ima ediyordu. Ama gelişen ışık sürüsü lideri bir evrenin derebeyiydi ve onu öldürmek için tek bir saldırı yeterliydi. Bu tür bir güç yalnızca üst düzey bir evren efendisi tarafından mümkün olabilirdi. Sadece 2000 yıl içinde ölümsüz olmak, karanlık uzaydaki ses şok doluydu. Siparişlerimi ilet. Ses tüm saray arazisinde yankılandı ve emirlerini hemen yerine getirmeye başlayan tüm evren, şövalyeleri tarafından duyuldu. İnsan, Luo Feng, üst düzey bir evren efendisinin gücüne sahiptir ve onun gücü, Cennet Erozyon Sarayı ustası olan insanın gücüyle karşılaştırılabilir. Bu bilgiyi tüm evrene gönderin. Evrendeki herkes şunu bilmeli, özellikle böcek askerler, iblisler ve otomat ırkı gibi güçler insan ırkına karşı büyük düşmanlık besleyenler. Luo Feng'i mümkün olan en kısa sürede ortadan kaldırmak için her yola başvurmak zorundalar. Cennet Erozyon Sarayı'nı elde edebildi bu kadar kısa sürede ustanın standardı. Eğer birkaç yüzyılı daha varsa, o zaman insan ırkının ilkel kaos şehir lideri gibi başka bir büyük varlığı olmayacak mı? Evet, evet, evet. Saray topraklarındaki her evren şövalyesi emri aldı. Kuzey Bölgesi İttifakı'nın her kanalından haberler hızla yayılmaya başladı. Kuzey Bölgesi İttifakı, en fazla ırka ve çok sayıda evren şövalyesine sahip olan, evrendeki en büyük süper güçlerden biriydi. Haber yaymaya başladıklarında haber hızla yayıldı. Bir gün içinde, evrenin 9 büyük gücünün tümü, çeşitli üst düzey güçler, geniş evrenin tamamındaki neredeyse herkes haberi duymuştu. Haber doğal olarak insan ırkına da ulaştı ve her insan evreni şövalyesi bunun haberini aldı. Gerçek yan şövalyesi, sınırlı zaman şövalyesi, Sir 9 Kılıç, Ganwu ülke ustası, Cennet Erozyon Sarayı ustası, ölümsüz şövalye, Giyi şövalyesi, hepsi, akıl almaz derecede güçlü, inanılmaz derecede inanılmaz bir yaşam formu hakkındaki evreni sarsacak bu haberi aldı. Luo Feng, evrende deki çeşitli ırkların her kademesinde kargaşaya yol açan kişi, alev tanrısı bölgesinin içinde, sonsuz alevlerle çevrili ana sarayda, o insan Luo Feng, üst düzey bir evren efendisinin gücüne sahip mi, gelişen ışık sürüsü liderini tek bir saldırıyla mı öldürdü, mümkün değil, alev imparatoru öfkelendi ve kükredi ve gözleri çılgınlıkla parlıyordu, doğuştan gururluydu ve dağda oturan misafir tarafından,
tarafından yetiştirilmekten gurur duyuyordu. Başlangıçta öğretmeninin kölesi olduğu için ağabeyini küçümsedi ve ona kıyasla daha düşük bir potansiyele ve gerçek hazinelere sahipti. Zaten dağda oturan misafire eşit, hatta daha güçlü olmayı arzuluyordu. Ancak Luo Feng ortaya çıktıktan sonra dağda oturan konukla zamanını ve enerjisini bu üçüncü öğrenciye adadı ve hatta Luo Feng için yüce bir gerçek hazine Yıldız Kulesi bile hazırlamıştı. Alev İmparatoru o yüce gerçek hazinenin özlemini çekiyordu ama bunun bir faydası yoktu. Üçüncü kardeşinin kendisi için en büyük tehdit olduğunu düşündüğü için ona karşı dikkatli davranmıştı. 100.000 yıl, Alev İmparatoru homurdandı. Yalnızca 100.000 yıl içinde üst düzey bir evren efendisinin gücüne sahip olması nasıl mümkün olabilir? Bu nasıl mümkün olabilir? Öğretmen dağda oturan misafir olmalı. Onun düzenlemeleri yüzünden olmalı. Luo Feng değil bunu tek başına başarabilecek kapasitede. Dağda oturan misafir öğretmen, üçüncü kardeşe çok fazla iltifat ediyor. Ona yüce gerçek hazineyi verdi. Ve şimdi, yalnızca 20.000 yıldır ölümsüz olduktan sonra, üst düzey bir evren efendisinin gücünü kazanmasına yardım etti. Alev İmparatoru'nun yüzü öfkeyle buruştu. Sadece bekle ve gör. Sadece bekle ve gör, dağda oturan misafir öğretmen. Senin yardımınla bile bana asla yetişemeyecek. Ben her zaman onun daha iyisi olacağım, daha güçlü olacağım, senden bile daha güçlü. Alev İmparatoru'nun etrafındaki boşluk çatladı ve tek boynuzunun altındaki gözleri çılgın ve dehşet verici görünüyordu. Haber geniş çapta yayıldı ve evrendeki tüm güçleri şok etti. Böcek yarışından Parchopper Knight yeniden dirilmişti. Kıdemli gerçek hazine zırhına sahipti ama yine de Luo Feng tarafından öldürülmüştü. Parchopper Knight, beni öldüren kişi Luo Feng'ti, dedi. Kıdemli gerçek hazine zırhım vardı ama onun bir saldırısı tanrısal bedenimin yarısından fazlasına zarar verdi ve iki saldırısı beni doğrudan öldürdü. Bu haber daha da şok ediciydi. Kıdemli gerçek hazine zırhı giyen bir evren derebeyinin iki saldırıyla öldürülmesi, Flourishing Light Horde Leader'ın bir saldırıyla öldürülmesinden bile daha korkunç. Kıdemli bir gerçek hazine mi? Bir evren derebeyi, kıdemli bir gerçek hazineyi takarken bile mi öldürüldü? Bu çok çirkin. Üst düzey bir evren lordu olmalı. Ne tesadüf. Kuzey Bölgesi İttifakı haberi verdikten hemen sonra Böcek Yarışı İttifakı da haberi verdi. Bir evren efendisini diriltmek son derece zordur. Parchopper Knight, Flourishing Light Horde Leader'ın Luo Feng tarafından öldürüldüğü haberini yayılmasından sonra yeniden canlanmış olmalı. Böcek yarışı, sırf haberi doğrulamak için Parchopper Knight'ı diriltti. Kimse Parchopper Knight'ın bir şey söylemesini beklemiyordu. Çok şok edici. İki haber bir günde yayıldı ve evreni kasıp kavurdu. Otomat ırkının sahip olduğu evrenin içinde sayısız iplik, gezegenleri ve yıldızları birbirine bağlıyor. Evrene devasa bir ağ görünümü veriyordu. O evrenin her köşesinde bir ses yankılandı. Çocuklarım, dedi, yalnızca 100.000 yıldır eğitim gören bu insan o kadar güçlü ki, kıdemli bir gerçek hazine giyen bir evren lordunu öldürebilir. Bu doğru mu? Tanrı Baba, Dikenli Yüzük İttifakı ile temasa geçtim ve bunun doğru olduğunu söylediler. Ben de araştırmamı yaptım ve bu doğru. Parchopper Knight'ın öldürüldüğü görüntüleri gördüm. Tanrı Baba, Luo Feng'i canlı bırakamayız. Baba Tanrı, otomasyon yarışı tuhaf bir IRKTI, çünkü yarıştaki tüm üyeler akıllı yaşam formlarıydı. Ama onların özünde uymaları gereken bir emir vardı. Onlar kendilerini tamamen otomasyon yarışındaki en büyük varlığa, Baba Tanrı, olarak bilinen bir evren yüce varlığına teslim ettiler. Baba tanrılarının bir emri olsaydı mutlu bir şekilde ölürlerdi ve otomat ırkındaki yaratıklar arasında olağanüstü bir bağ vardı.
Baba Tanrı'nın sesi tüm evrene yayıldı ve şunu söyledi. O ölümsüz olduğundan bu yana yalnızca 20 bin yıl geçti ve artık üst düzey bir evren. Efendisinin gücüne sahip. Eğer bunu yaparsak, kesinlikle ırkımız için bir tehdit oluşturacaktır. Bırakın özgürce dolaşsın. Çocuklarım, emrime uyun. Luo Feng'i arayın ve öldürün. O bir evren ustası olmadan önce onu öldürmeliyiz. Evet, evet, baba Tanrı. Otomat ırkı, böcek yarışı ve iblis ırkının hepsi dehşete düşmüştü. İnsan ırkı, böcek ırkı, iblis ırkı ve otomat ırkı yan yana yaşıyorlardı ve sonsuzluktan beri birbirleriyle savaşıyorlardı. Aralarında sayısız kan davası vardı ve savaş sırasında birbiri ardına büyük varlıklar doğmuştu. Hapishane ırkını ve kristal ırkı küçümsediler. Dört zirve ırkın belirli bir ırkı güçlendiğinde, diğer üç ırk genellikle tartışmasız bir ittifak oluştururdu. Diğer üç ırk, olağanüstü bir deha doğarsa harekete geçerdi çünkü aralarından herhangi birinin, gözle görülür şekilde daha güçlü olmasına izin veremezlerdi. Elbette bir ırk aniden tökezleyip düşerse, bu diğer üç ırk için hoş bir sürpriz olur. Luo Feng'in haberine tepkiler beklendiği gibi geldi. Çok hızlı büyüyor. Eğer özgürce dolaşmasına izin verirsek başka bir ilkel kaos şehri lideri olacak. Onu mümkün olan en kısa sürede öldürmeliyiz. Aksi takdirde o kadar güçlü olacak ki, evrenin yüce efendileri bile onu öldüremeyecek. Öldür onu, evrenin efendisi olmadan onu öldürün. Siparişimi iletin. Orijinal yıldızlardaki her büyük varlık Luo Feng'e göz kulak olmalı. Siparişimi ilet. Otomat yarışı, böcek yarışı ve iblis yarışı. Bunların hepsi bunu en önemli öncelik haline getirdi. Hepsi biliyordu ki, eğer ırk içinde, 9 uzaklık ustası gibi yüce bir varlık doğarsa her ne kadar teknik olarak evrenin en üstün ustası olmasa da tüm zirve ırkları çaresiz bırakabilirdi. Luo Feng kalıtsal bir tekniği vardı, klonlama. Tanrısal bedenlerinden biri öldürülse bile yeniden doğabilirdi. Klonlama tekniğine sahip güçlü bir evren ustası, düşman ırkların kabusu olur ve kesinlikle kendi ırkının direği olacaktı. Onu öldürmeliyiz. Kuzey Bölgesi İttifakı da Luo Feng'in ölmesini istiyordu ama nispeten rahatlamış hissettiler. Otomat ırkının, iblis ırkının ve böcek ırkının endişeli olanlar olması gerektiğini biliyorlardı. Ataların Tanrı Okulu, Uzay Canavarı İttifakı, Hapishane Yarışı ve Kristal Yarışı'na gelince, dört zirve ırk arasındaki mücadeleyi izlemeyi sabırsızlıkla bekliyorlardı. O insan Luo Feng gerçekten inanılmaz. Eğer bundan kurtulabilir ve bir evrenin efendisi olabilirse, kimse ona zarar veremez. Hiç kimse insan ırkından daha fazla şok olmadı. Sanal evrendeki açık hava barında evren şövalyelerinin çoğu toplanmıştı. Normalde onlardan sadece birkaç bin tane vardı ama bugün insan ırkının evren şövalyelerinin %90'ından fazlası buradaydı. Diğer ırkların evren şövalyeleri de buradaydı. Her yerde tartışmalar vardı. Luo Feng bu kadar inanılmaz mı? Çok hızlı gelişti. Alev İmparatoru bile onunla karşılaştırılamaz. Böyle bir güç karşısında kıskançlık beklenebilirdi. Tıpkı Luo Feng'in Yıldırım Adası'nın dağ yamacına taşındığında birçok evren şövalyesini nasıl üzdüğü gibi. Ancak Luo Feng artık olağanüstü bir güce sahipti. O kadar güçlüydü ki, bir evren efendisini tek bir saldırıyla öldürebilirdi. Bu tür bir güç, evren şövalyelerini hayran bırakırdı. Bu bir mucize, efsanevi, bu bizim ırkımız için bir mucize. Gerçek Yan Şövalyesi nerede? O, Luo Feng'in öğretmeni. Turu Yan zaten iletişimini kapattı. Belki de çok fazla evren şövalyesi onu arıyordur. Ganwu evren ülke ustası da yüksek sesle gülüyordu. Diğer evren şövalyelerinin hepsi Luo Feng hakkında konuşuyordu. Ganwu evren ülke ustası biraz şaşkındı ama anında mutlu oldu. Sonuçta Luo Feng ona yakındı. O, Luo Feng'in oğlunun öğretmeniydi. Luo Feng'in oğlu sizin öğrenciniz mi? Haha evet. Luo Feng'in bir oğlu var.
Tanrı ülkesinin içinde sonsuz uzak okyanus yuvarlanıyor ve genişliyordu. Pek çok yaratık yaratılıyordu ve uzak okyanusu genişlettiler. Bu delilik. Luo Feng tanrısal tapınakta altın ışıkla ıslanmış halde oturuyordu. Başını salladı ve gülümsedi. Tüm o evren şövalyelerini ve evren efendilerini öldürdüğü gerçeğini gizleyemeyeceğini biliyordu. O büyük varlıklar yeniden dirilince bu habere sessiz kalmanın imkansız olacağını biliyordu. Ancak herkesin bu kadar öfkeli olmasını beklemiyordu. İlkel Kaos Şehri lideri ve gerçek Yan Şövalyesi ile konuştuktan sonra sanal evrenin kabulünü kapattı. Uygulamaya devam edeceğim. Luo Feng gözlerini kapattı ve gülümsedi. Dışarısı koşuşturmacayla doluydu ama Tanrı ülkesinde sakin ve huzurluydu. Hua, hua, sonsuz uzak okyanustaki su akıyordu. Dışarıda her şey bir gürültüydü. Ama Tanrı ülkesinde her şey sessizdi. Işınlanma, as, mühürle, diye fısıldadı Luo Feng. Gözlerini açtı ve tanrısal gücü kanunların iplerini tetikledi. Gökyüzünde üç kırık gravür resmi belirdi ve birleştiler. Mükemmel bir gravür resmi ortaya çıktı. Bu, 9 evren ilkel kaos tableti'nin 7. resmine benzeyen gravürlü bir resimdi. Luo Feng gülümseyerek, uzay yasasını bitirdim, dedi. Hon, uzun, sonsuz evrenin kökeni kanunu Tanrı ülkesine ulaştı ve uzak okyanus çalkalanmaya başladı. Sınırsız uzak okyanusun üzerinde, 10 milyarlarca mi çapında devasa, 5 renkli bir girdap vardı. Uzak okyanusun üzerindeki gökyüzünü kaplıyordu. Altın, tahta, su, ateş ve toprak, 5 yasanın tümü mükemmel bir şekilde birleştirildi. Girdabın merkezinde bir boşluk vardı ve uzay yasası kökenli sonsuz bir güç yayılıyordu. Hua, 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 sınırsız tanrısal güç uzaydan taştı ve sınırsız uzak okyanusa aktı. Evrenin kökeninin gelmesi inanılmaz, Luo Feng başını kaldırdı ve hayrete düştü. Tarih boyunca pek çok varlık evren şövalyesi haline geldi ve bunların pek çok görüntüsü vardı. Luo Feng, diğer büyük varlıkların atılımlarının bazı görüntülerini izlemişti ve ne zaman birisi bir atılım yapsa, uzay kökenli okyanustan oluşan 5 renkli bir uzay girdabı geliyordu. Bununla birlikte, 5 renkli uzay girdapları genellikle küçüktü ve yaklaşık 60 mil çapındaydı. Ancak üstündeki girdabın çapı 10 milyarlarca kilometreydi. Hua, hua, sonsuz tanrısal güç döküldü. Hon, uzun, uzun, uzak okyanusun bedeni, onun ölümsüz bir savaşçıdan bir evren şövalyesine dönüşümünü tamamlamasına yardımcı olmak için tanrısal gücü emmeye devam ederken, onlar sınırsız uzak okyanusa bir şelale gibi atıldılar. Ölümsüz hale geldiğimde yarattığım sahne, birçok büyük varlığın evren şövalyesi haline gelmesinden daha inanılmazdı. Her ne kadar şu anki sahne, evren efendisi olanlar kadar gizemli olmasa da, yine de yüce varlıkların evren efendisi haline gelmesi kadar güçlü. Luo Feng çok heyecanlandı. Atılım sırasındaki sahne kişinin gücünü gösteriyordu. Birisi ölümsüz bir savaşçıdan evren şövalyesine mezun olduğunda tanrısal beden 100 kat daha güçlü olacaktı. Normalde insanoğlunun gücü, bir sektör lordunun gücünün 100.000 katından bir sektör lordunun gücünün 10 milyon katına çıkar. Ancak Luo Feng'in sınırsız uzak okyanusu ve altın boynuzlu canavarı mükemmel yaşam geni seviyelerine ulaşmıştı ve doğal hallerindeki tanrısal güç zaten 10.081 kattı. Altın boynuzlu canavar ve sınırsız uzak okyanus muazzam miktarda gücü yutabilir. Anı yakalayın. Tanrısal gücü yutmak ve tanrısal bedenlerimi dönüştürmek için her dakikayı ve her saniyeyi değerlendirmeli. Luo Feng gökyüzüne baktı. Milyar millik portaldan sınırsız tanrısal güç akıyordu. Özleyin, emin, emdirin, dalgalar sınırsız uzak okyanusta yuvarlanıyordu. Vücudundaki dönüşümü tetiklemeye hevesli bir şekilde tanrısal gücün sularını doymak bilmeden yuttu. Genel olarak, gerçek Yan Şövalyesi gibi başka bir bedeni olmayan biri evren şövalyesi olduğunda, evrenin kökeni doğrudan bireyin
kişinin üzerine gelirdi. Böylece tanrısal gücü daha verimli bir şekilde yutabilirdi. Luo Feng gibi başka bedenlere sahip olanlara gelince, evrenin kökeni en fazla enerjiye sahip olan en büyük bedenin üstüne gelecek ve böylece tanrısal gücü daha verimli bir şekilde yutabilecekti. Luo Feng'in orijinal dünyalı bedeni, altın boynuzlu canavar bedeni ve moşa bedeni evrene dağılmıştı. Bir evren şövalyesi olduğunda, evrenin kökeni, tanrısal gücü altın boynuzlu canavarın bedeninden veya orijinal dünyalı bedeninden çok daha hızlı bir şekilde emebilen sınırsız uzak okyanusun üzerinde ortaya çıktı. Evren her zaman en iyi seçeneğe ulaştı. Evrenin kökeni sadece bir süreliğine kaldı. Ancak birisi ölümsüz olduğunda tanrısal bedenlerini dönüştürmek istediği kadar enerji emebilirdi. Tam tersine, bir evren şövalyesi ya da evren efendisi olurken, tanrısal gücü özümsemek için ayrılan süre çok kısaydı. Bu, birinin absorbe edebileceği güç miktarının onun gücüne bağlı olduğu anlamına geliyordu. Kısa bir süre sonra her şey yok oldu. Sınırsız uzak okyanus yeniden barışa kavuştu ama tanrısal güç dönüşüyordu. Luo Feng, altın boynuzlu canavar bedeni ve moşa bedeni aşağıya bakıyordu. Luo Feng'in sahip olduğu diğer üç beden kolayca dönüştü ve tanrısal bedenleri 100 kat daha güçlü hale geldi. Uzak okyanus çok büyük, diye düşündü Luo Feng. Gücü olabildiğince emmeye çalışsa da yalnızca %12'si dönüştürüldü. Neredeyse 20 bin yıl sonra, sınırsız uzak okyanus neredeyse 12 milyar mil çapa ulaştı. Remote Ocean'ın bedeni inanılmaz miktarda güç emmesine rağmen bunun yalnızca %12'si dönüştürüldü. Luo Feng, öğretmen Turu Yan bir evren şövalyesi olduğunda tanrısal gücünün %92'si dönüştü, diye mırıldandı. Normalde büyük insan varlıklarının tanrısal bedenlerinin %90'ı dönüşüyor ve arada sırada bu miktar %100'e ulaşabiliyor. Uzay Canavarı İttifakı'ndan altın boynuzlu canavarlara gelince, %50'si dönüşebiliyor. Ne olursa olsun, Haliç canavarlarının tanrısal gücünün %50'si insanlarınkinden milyonlarca kat daha fazlaydı. Ve sınırsız uzak okyanusun tanrısal gücünün %12'si, Haliç canavarlarınınkinden milyonlarca kat daha fazlaydı. Bu sınırsız uzak okyanus ile, eğer, ben evrenim, şarkısını söylersem, üst düzey bir evren efendisini bile öldürebilirim. Luo Feng çok heyecanlandı. Evren efendileri için bile üst düzey evren efendilerini öldürmek zordu. Onun için de zor olurdu, ancak ben evrenimi kullansaydı daha muhtemel olurdu. Her ne kadar bir evren efendisiyle hiç dövüşmemiş olsa da, evren efendilerinden önemli ölçüde daha zayıf olmadığının farkına vardı. Evren efendilerinin üst düzey evren efendilerini öldürmesi zordur, dedi. Ben 100 kat daha güçlüyüm. Eğer evrenin efendileriyle tanışırsam, onlarla kesinlikle savaşacağım. Luo Feng, sınırsız uzak okyanusa baktı ve vücudundaki çalkantılı tanrısal gücü hissedebiliyordu. Tanrı ülkesi ölümsüz bir savaşçının köküydü. Ölümsüz savaşçılar güçlendikçe Tanrı ülkeleri de dönüşecekti. Luo Feng sadece bir sektör lorduyken mükemmel yaşam geni seviyesine ulaşmıştı ve iç dünyasının çapı 600 milyar mile ulaşmıştı. Bu yüzden onun Tanrı ülkesi henüz ölümsüz hale geldiğinde birçok evren şövalyesinden daha güçlüydü. 20 bin yıl sonra, sınırsız uzak okyanus genişlemeye devam etti. Tanrı ülkesi de yavaş yavaş güçlendi ama bu keskin bir değişim değildi. Luo Feng bir evren şövalyesi olduğu anda Tanrı ülkesi temelden değişti. Hon, uzun, gökyüzü ve toprak titredi. Tanrı ülkesi, sınırsız uzak okyanustan tanrısal gücü emerken yavaş yavaş dönüştü.
Uzak Okyanus, onu geri kazanabileceğinden emin olmak için tanrısal gücünü yavaş yavaş salıveriyordu. Elbette, Uzak Okyanus'un hacmi göz önüne alındığında, salınan tanrısal gücün mutlak miktarı zaten dehşet vericiydi. Kararlı, dedi Luo Feng, daha iyi kontrole sahibim. Başını kaldırıp uçsuz bucaksız gökyüzüne ve toprağa baktı. Sanki bir kulübenin malikaneye dönüşmesini izliyor gibiydi. Eğer bir evren efendisi denemiş olsaydı, daha önce Tanrı ülkesi kolayca zarar görebilirdi. Hatta yok edilebilirdi. Ancak bir evren efendisi bu göreve tüm çabasını gösterse bile artık, onun Tanrı ülkesi zarar görmeyebilirdi. 3 gün sonra her şey normale döndü. Sınırsız Uzak Okyanus'un üzerindeki gökyüzünde, sonsuz uzay kanunu gücü yayan karanlık uzayla çevrelenmiş yüksek bir tapınak vardı. Luo Feng tapınağın önünde durdu ve uzaklara baktı. Bir varlık ona doğru uçtu. Uzak Okyanus bedeni burada, diye düşündü Luo Feng. Tanrı ülkesinin yeniden inşası tamamlandıktan sonra, dünyayı korumakla meşgul olan Uzak Okyanus cesedini geri çağırmıştı. Hua, Uzak Okyanus'un gövdesi anında parçalandı ve tanrısal güç, sınırsız Uzak Okyanus'la birleşti. Zırhı ve bıçağı gökyüzünde süzülüyordu. Kısa bir süre sonra, Luo Feng'in miras aldığı, yaratılış, tekniği kullanılarak başka bir uzak okyanus gövdesi yaratıldı. Yeni yaratılan uzak okyanus bedeninin tanrısal gücünün kalitesi, yaşam geni seviyesi 1000 kat olan özel bir yaşam formu olan bir evren şövalyesi olan Fan Nuo, kalesi Lordununkine rakip olabilir. Luo Feng, uzak okyanusun bedeninin 100 kat daha güçlü hale geldiğini düşündü. Eminim en güçlü dünya ağacını bile bastırabilir. O, dünyayı korumaya yeterli ve eğer zor bir şeyle karşılaşırsa oraya zamanında geri dönebilirim. Haha. 4 ceset, dedi Luo Feng. Sınırsız uzak okyanusum, sınırsız tanrısal güç sağlayan çeşmedir. Yıldız kulesi, güç zırhı ve canavar tanrısı zırhı, hepsi olağanüstü gerçek hazinelerdir ve tanrısal bedenim, evren şövalyeleri için mükemmel bir duruma ulaştı. Güçlü tanrım ile ülkem, evren efendilerinden korkmama gerek yok. Temelimi başarıyla kurdum. Star Tower'ı aldıktan sonra hiçbir şeyden korkmama gerek yok. Luo Feng'in gözleri vahşice parladı. O kadar güçlüydü ki tüm Tanrı ülkesi titredi. Parchoper Knight'ı ve gelişen ışık sürüsü liderini öldürdüğünde kimliğini saklamamıştı çünkü, gerçek gücünü tüm evrene gösterme zamanının neredeyse geldiğini biliyordu. Ben, Luo Feng, bir evren şövalyesi olduktan sonra kimseden korkmama gerek kalmayacak. Temelimi oluşturdum. Diğer ırklar, artık beni öldürmeniz için çok geç. Luo Feng arkasını döndü ve Tanrı ülkesine doğru kayboldu. İlkel evrene giden bir uzay gemisinin içinde. Bay Luo Feng. Luo Feng uzay gemisine girdiğinde imparator seviyesindeki kaptan irkildi. Sanal evren merkezi ile ilk evren arasındaki ulaşımdan sorumluydu. Bu yüzden eşsiz dahi Luo Feng'in sıradan evren şövalyelerinden çok daha güçlü, kudretli, yüce bir varlığa dönüştüğünü biliyordu. Onu öldürmek için can atan başka ırklardan birçok varlık vardı. Bay Luo Feng'den kimseye bahsetmeyin, casuslara karşı dikkatli olun. Bu, insan ırkının kıdemlilerinden gelen bir emirdi ve kaptan bunu biliyordu. Git, dedi Luo Feng. Hizmetçilere ihtiyacım yok. Evet, Bay Luo Feng, kaptan odadan çıktı ve emri verdi. Gitme zamanı. İlkel evrene gitmek isteyen bazı ölümsüz savaşçılar ve sektör lordları endişeye kapıldı. Henüz uçağa binmedik. Bizi bekle. Uzay gemisi neden biz binmeden önce ayrıldı? Kaptan şöyle dedi, merkez ofise bu uzay gemisinin Luo Feng'i ilkel evrene nakledeceğini söyleyin. Onlardan ölümsüz savaşçılar ve sektör lordları için başka bir uzay gemisi ayarlamalarını isteyin. Bay Luo Feng istisnaidir ve kimsenin onun hakkında bilgi açıklamasına izin verilmez. O ölümsüz savaşçılara ve sektör lordlarına gelince,
Bay Luo Feng'i görmemeleri onlar için daha iyi. Evet efendim, mürettebat hemen merkez ofise rapor vermeye gitti. Uzay gemisi kısa sürede ilkel kaos şehrine ulaştı. Kaptan ve mürettebat Luo Feng'i selamlıyorlardı. Dışarı çıktı ve buraya son geldiğinden farklı olmayan ilk kaos şehrine baktı. Su. Luo Feng bir adım attı ve ilkel kaos şehrine gitti. İlkel kaos şehri insan ırkının ekim alanıydı. Bu antik binalara bir baktığınızda, genellikle yetiştirme evlerinin çatılarında bağdaş kurarak oturan büyük insan varlıkları, görürsünüz. Atmosfer her zaman güçlü yetiştirme aurasıyla doluydu. Evren düzeyinde mi? Luo Feng yüksek bir irtifadan aşağı indi ve yetiştirme evlerinin çatılarında büyük insan varlıklarını gördü. Sadece evren düzeyine ulaşmış olanlar da vardı. Bu biraz güç ve İlkel kaos şehrine girmelerine izin veriliyor mu? Önceki yetenek savaşının katılımcıları olabilirler mi? Evren yasalarının gizli gravürlerinin açık bir şekilde sergilenmesini incelemek için gökyüzüne bakan yetiştiricilerden bazıları Luo Feng'i gördü ve onu anında tanıdı. Bakın, bu Sir Luo Feng. Ben Sir Luo Feng. Bu kadar kısa sürede üne kavuşan Luo Feng. Son 100 bin yılda insan ırkının en sansasyonel figürü olabilir. Bu gelişimcilerin çoğunun kadim cennet erozyon sarayı ustası ve diğerlerini bilmemesine benziyordu. Trilyonlarca yıl önce bu bireyler ölmüş ya da yok edilmiş olsaydı ve Luo Feng'e ait her bir bilgi son derece yüksek düzeyde erişim haklarına sahip olsaydı, o zaman pek çok kişinin doğal olarak Luo Feng'i tanımaması gerekirdi. En iyi ihtimalle onun hakkında çok sınırlı bilgiye sahip olabilirler. Ama şu an itibariyle Luo Feng en öne çıkan kişiydi. Bu, 110 bin yıl önce gerçekleşen efsanevi yetenekler duvarından Sir Luo Feng mi? Evet, bu Sir Luo Feng. 110 bin yıl önce gerçekleşen yetenekler savaşı sırasında, Bolin ve Rongju'nun ölümsüz varlıklar olmak için atılımlar yaptığı 3 nadir dahi vardı ve, onlar artık imparatorlar. Sir Luo Feng'in sektör seviyelerine ulaştığı söyleniyordu. Lord ve Evren Şövalyesi diğerlerinden çok daha erken, çok etkileyici. Evren Şövalyelerinin bile Sir Luo Feng tarafından yok edildiğini duydum. Yalnızca evren seviyesinde olan bu genç arkadaşlar duygusallaşıyorlardı. Luo Feng'e bakışları, Luo Feng ve akranlarının o zamanlar Sir 9 Kılıca bakışlarından çok daha hayranlık doluydu. Sonuçta Luo Feng yalnızca 110 bin yıl önce yetenekler savaşı sırasında ortaya çıkmıştı. Üstelik şöhreti ve onun hakkındaki çeşitli söylentiler Sir Nine Blading'inden çok daha fazlaydı. Ancak bu ölümsüz, sektör lordları, etki alanı efendileri ve evren seviyesindeki varlıkların hepsi sosyal ölçekte oldukça düşük seviyedeydi. Dolayısıyla Luo Feng'in bazı evren efendilerini öldürmesiyle ilgili hikayeler onlar tarafından bilinmiyordu. Eğer bu haberi duysalardı suskun kalacaklardı. Bu tür yüksek seviyeli bilgiler yalnızca evren şövalyeleri tarafından bilinebilir. Ayrıca, genellikle oldukça bilgili olan bazı ölümsüz imparatorlar da bundan haberdar olmuş olabilir. Yetenekler savaşına katılan nesiller sürekli olarak ortaya çıkıyor. İnsanlar arasındaki büyük varlıkların sayısı da artıyor. Luo Feng aşağıya baktı ve bir gülümseme izi ortaya çıkardı. Daha sonra ileriye doğru büyük bir sıçrayışla hızla şehir lideri sarayına doğru ilerledi. Luo Feng şehir lideri sarayına girdi ve bilinçli zihniyle sanal evrene bağlandı. Daha önce sanal evrenin kapandığına dair haberler çıktığı için sanal evrenin açılmasından sonra ilk kez bu bağlantı kurmuştu. Bağlandığı an
anda, sanal yardımcı Babat'a, yardımcı istihbarat yardımcısı, derhal Luo Feng'e bilgi verdi. 882.901 mesaj, 9.010 telefon talebi, 106 önemli mesaj, 11 önemli telefon talebi. Ne kadar çok posta var, Luo Feng, bilinciyle postalarını tararken şehir lideri sarayında yürüyordu. Mesajı açtı ve hızla dönen bilinciyle kısa sürede tüm postalarına bakmayı bitirdi. İlkel Kaos şehir lideri dışında diğer 3 evren efendisi de benimle iletişime geçti. Özellikle devasa balta yaratıcısı. O aslında benimle iletişime geçti. Luo Feng'in gözleri bir miktar şaşkınlıkla parladı. 3 evren ustası ve devasa balta yaratıcısının her biri ona birer posta mesajı göndermişti ve mesajlar aynıydı. Basit bir tebrik postası. Mesajlar basit görünüyordu. Ancak durumlarına gelince, bunlar evren efendilerinden ve bir evren yüce varlığından geliyordu. Onlardan mesaj almak, tek kelimeyle olağanüstüydü. Onlara teşekkür etmek için bir mektup yazmalıyım. Daha fazla uzatmadan Luo Feng, 3 evren efendisine ve devasa balta yaratıcısına bir teşekkür mektubuyla yanıt verdi. Tüm bunları hallettikten sonra Luo Feng, ırkına gerçek bir hazine katkıda bulunmaktadır. Bulunmak için bir talepte bulundu. Şehir lideri sarayının Oyan Sarayı'na girmenin tek yolu böyle bir başvuruda bulunmaktı. Bronz kapılar yavaşça açıldı ve Luo Feng içeri girdi. Daha sonra kapılar tekrar kapandı. Hadi başlayalım. Luo Feng el salladı. Hua. O anda gerçek hazineler birbiri ardına ortaya çıkmaya ve havada süzülmeye başladı. Daha sonra saray salonunun ortasındaki taş levhaya doğru sürüklendiler. Sayısız yeşil ışık ipliği yükseliyor ve hazineleri dolambaçlı bir şekilde sarmak için hareket ediyor. Bu gerçek hazineler Luo Feng tarafından sayısız savaş yoluyla elde edildi ve toplam 4 kıdemli gerçek hazine vardı. Bu 4 kıdemli gerçek hazinenin hepsine katkıda bulunulacak. Ancak bunların yeterli olduğundan şüpheliyim. Luo Feng yaptığı katkı üzerine derin derin düşündü. Daha önce Luo Feng, zanaatkar usta tarafından girdaba atıldığında ve kendini Extremis ülkesinde bulduğunda, şeytan kılıç şövalyesini öldürmüş ve iki gerçek hazine elde etmişti. Bunlardan biri, kıdemli gerçek hazineydi ve canavar tanrısı bölgesinden geri döndüğünde ve bir yıla yakın bir süreliğine orijinal yıldıza girdiğinde, birkaç evren efendisini ve çok sayıda evren şövalyesini öldürmüş. Böylece toplam 4 kıdemli gerçek hazine elde etmişti. Tian Yang Knight'ı öldürmek de çok ödüllendirici olmuştu. Sadece akan ışık kanatlarını ve netleştirme ayna taşını kazanmakla kalmamış. Aynı zamanda bir saldırı serisi gerçek hazineleri, kıdemli gerçek hazine savaş zırhını ve sıradan bir etki alanı tipi gerçek hazineyi de elde etmişti. Ancak uzak okyanus bedeni, kıdemli gerçek hazinelerden üçünü yanına almıştı. Bu yüzden Luo Feng'in o anda ihtiyaç duymadığı yalnızca 5 kıdemli gerçek hazine, 8 mekik, dahil, vardı. Bu 5 kıdemli gerçek hazineden birini, gerçek hazine zırhı, elinde bulunduran Luo Feng, diğer 4'ünü kendi ırkına katkıda bulundu. Luo Feng, 4 kıdemli gerçek hazineye katkıda bulunmak yalnızca 52,1 gerçek hazine puanına eşitti, dedi. Üst düzey gerçek bir hazineden hala oldukça uzakta. Luo Feng başını hafifçe salladı. Daha sonra gerçek hazinenin takasına başladı. Uçan saray tipi sıradan gerçek hazinelerden biri olan tahta tahıl kayığı, yer kategorisinin gerçek hazinesi, 23 gerçek hazine puanı gerektiriyordu. Sıradan bir bölge tipi gerçek hazine olan sayısız dünya, 18 gerçek hazine puanı gerektiriyordu. Hayalet kılıca benzeyen kıdemli bıçak tipi silahlardan biri olan Bohe, 9 gerçek hazine puanı gerektiriyordu. Toplam 3 gerçek hazine ona 50 gerçek hazine puanına mal oldu. İlkel Kaos şehrinde, Truyan Knight'ın evinde,
Kıdemli, kıdemli, kıdemli geri döndü. Kardeşler, Luo Feng malikanede yürürken, onu saygılı ama ihtiyatlı bir şekilde karşılayan bazı kardeşlerle karşılaştı. İki nedenden dolayı ihtiyatlıydılar. Birincisi, Luo Feng onlarla uzun süredir fazla zaman geçirmemişti. İkincisi, gerçek Yan Şövalyesi'nin öğrencileri olarak hepsi iyi bilgilendirilmişti. Oldukça fazla sayıda Evren Efendisi'nin Luo Feng tarafından yok edildiğini biliyorlardı. Luo Feng sadece gülümsedi ve selamlara sakin bir şekilde karşılık verdi. O gözden kaybolduğunda, kardeşler grubu hemen hararetli bir tartışmaya başladı. Kardeş Luo Feng çok güçlü. Evrenin efendileri bile onun tarafından yok edildi. Bu onun bir evren ustası olmaya yakın olduğu anlamına gelmiyor mu? Hım, öğretmenimizi çok geride bıraktı. Sanırım Hon İttifakı Saray Ustası'nın, gelecekte kardeş Luo Feng'e bir yeri olacak. Luo Feng, tartışmaların tüm içeriğini uzaktan duyabiliyordu. Ancak gerçek Yan Şövalyesi'nin yaşadığı yere doğru yürürken rahatsız edilmeyen sular gibi, hareketsiz kalarak iç huzurunu korudu. Öğretmenim, dedi Luo Feng, kapının önünde durup bekledi. Girin, kapılar otomatik olarak açıldı. Gerçek Yan Şövalyesi, güzel yiyecek ve şaraplarla donatılmış masanın en ucunda oturuyordu. TSK, öğretmenim, dedi Luo Feng. Buradaki çok kaliteli bir şarap. Oldukça büyük bir servet harcamış olmalısın. Luo Feng iki adımda masaya ulaştı ve True Yan Knight'ın karşısına oturdu. İçinde biraz şarap bulunan yassı bir kaba uzandı ve yakından baktı. Bu eski, Zheegi şarabı mı? True Yan Knight, öğrencim evrendeki 100 milyon ırk arasında öyle büyük bir üne kavuştu ki, senin adını duymayan kimse olamaz, dedi. Herkes seni süper bir varlık olarak görüyor. Eğer başka bir ırkın parçası olsaydın, gücünle tüm ırka liderlik edebilirdin. Evrende başıboş dolaşabilirsin. Gerçek Yan Şövalyesi altın rengi sakalını okşadı. Hafifçe muzaffer bir ses tonuyla devam etti. Birkaç evrenin efendisi bile öğrencim tarafından yok edildi. Bu nasıl kutlamaya değmez? Böyle bir zamanda, şarap konusunda bu kadar cimri olabilir miyim? Luo Feng gözlerini kırpıştırdı ve şöyle dedi, öğretmenim, eğer beni çok fazla pohpohlarsan bulutların dokuzuna uçabilirim, sen zaten uçma yeteneğine sahipsin, True Yan Knight şaka yaptı. Bu Luo Feng'e biraz sıcaklık getirdi, sanki zamanda geriye, geçmişe gitmiş gibi hissetti. Gerçek Yan Şövalyesi çok açık sözlü ve samimi bir karakterdi ve genellikle öğrencileriyle şakalaşırdı. Sosyal statüye hiç önem vermiyordu. İçmeyecek misin? Gerçek Yan Şövalyesi kendi bardağını doldurdu. Öyleyim, elbette yapacağım, Luo Feng hemen yanıtladı. Haha. Gel, bardağını doldurayım, kendime yardım edeceğim. Luo Feng ve True Yan Knight, dış dünyadaki son olaylar hakkında içki içip sohbet ettiler. Luo Feng son zamanlarda gelişime vakit ayırırken, dış dünya birçok büyük değişime uğramıştı. Bu sefer evrendeki ırkları kesinlikle iyi korkuttun. Gerçek Yan Şövalyesi şarap kadehini bıraktı ve içini çekti. Büyüme hızınız o kadar hızlıydı ki bırakın diğer ırkları. Öğretmeniniz olarak ben bile oldukça şok oldum. Evrende dolaşan her türden haber var, ilerleme hızınıza göre siz de gelişeceksiniz. Gelecekte muhtemelen ilkel kaos şehri lideri seviyesine ulaşacağım. Her yerde diğer ırklardan casuslar var. Çok sayıda casusu yakalayıp öldürdük. Bazıları ilkel kaos şehrine sızmaya çalıştı, hatta benim kapıma bile ulaşmaya çalıştı. True Yan Knight, Luo Feng'e baktı ve devam etti. Bu casusların çoğunu öldürdük ama öldürmeler hiç bitmiyor. Görünüşe göre diğer ırklar artık ödemeleri gereken bedel konusunda endişelenmiyor. Onlar feda etmeyi tercih ediyorlar.
ortaya çıktıkça birçok casus gönderdiler ve hala çılgınlar gibi senin hakkında haber arıyorlar. Ah, Luo Feng hafifçe başını salladı. Pusuda bekleyen tüm casuslar, dedi Turu Yan Knight. Birinin kaybı aslında oldukça büyük bir miktar. Ancak şimdi, ırklar onları birbiri ardına kaybetmeye hazır. Diğer ırkların sizin tanrı ülkenizde uygulama yaptığınızın zaten farkında olduğunu tahmin ediyorum. Onlar, yerini bulmanın tam ortasındalar. Tanrı ülkenizin nerede olduğu, böcek askerleri, otomat klanı, iblisler, hepsi sizi öldürmek için insan bölgesine girmenin yollarını buluyor. Turu Yan Knight durakladı ve uyardı, onlar olmasaydı aceleye gerek olmazdı. Çok dikkatli olmalısın. Ha, Luo Feng güldü. Öğretmenim, bunun hakkında konuşmayalım. Ben buna çok iyi hazırlandım. Bugün buraya Shifu'yu görmeye gelmemin amacı başka bir konu. Luo Feng'in elini sallamasıyla üç gerçek hazine anında ortaya çıktı ve havada asılı kaldı. Bunlar toprak sarısı ahşap bir tekne, kristal bir küre ve bir parça siyah zırhtı. Ahşap tekne, uçan saray tipi gerçek bir hazineydi. Kristal küre, sayısız dünya adlı alan tipi gerçek bir hazineydi. Ve siyah zırh parçası kıdemli bir gerçek hazine zırhıydı. Bu üç gerçek hazineyle gerçek Yan Şövalyesinin hayatta kalma yeteneği yeni bir zirveye ulaşacaktı. Tek üzücü olan, ruh tipi sıradan bir gerçek hazinenin en az 36 gerçek hazine puanı gerektirmesiydi. Luo Feng bu miktarı karşılayamazdı. Sen, bu, gerçek Yan Şövalyesi ayağa kalktı ve üç gerçek hazineye şaşkınlıkla baktı. Luo Feng saygıyla, öğretmenim, insanlık bölgesini bir maceraya atacağım, dedi. Eğer her şey beklediğim gibi olursa, muhtemelen çok büyük kan dökülecek. Sen benim öğretmenimsin, bu yüzden belanın sana gelmesinden korkuyorum. Bu üç gerçek hazine sana yardımcı olabilir, bu yüzden de benim umudum. Onları kabul edeceksin. Luo Feng, gerçek Yan Şövalyesinin hazineleri çok değerli olduğu için kabul edemeyeceğinden endişeliydi. Dolayısıyla bu üç gerçek hazinenin gerçek değerini açıklamadı. İnsanlık bölgesini terk etmek mi istiyorsun? Turu Yan Knight şaşırmıştı. Luo Feng başını salladı. Evet, gidip Yıldız Kulesi'ni ele geçirmesi ve 5. siyah metal tahtayı alması gerekiyordu. Elbette gitmesi gerekiyordu. Ama otomat klanının, böcek askerlerinin ve iblislerin farkındasın. Hepsi seni ortadan kaldırmaya çalışıyor, dedi Turu Yan Knight. İnsanların topraklarında olsanız bile suikast girişimleri ihtimali var. Yine de dışarı çıkmak mı istiyorsunuz? Oraya bir kez çıktığınızda, size zamanında koruma sağlayabilecek hiçbir büyük insan varlığı yoktur. Tehlikeye maruz kalacaksınız. Turu Yan Knight bu düşünce karşısında paniğe kapıldı. Evet, bunun farkındayım, dedi Luo Feng. Bu sefer dışarı çıktığımda, mutlaka bir kan banyosu olacak, Luo Feng gülümsedi. Ama lütfen emin olun, öğretmenim, hafifçe eğildi. Şimdi izin alacağım. Arkasını dönen Luo Feng bir adım attı ve ortadan kayboldu. Gerçek Yan Şövalyesi Luo Feng'in kaybolduğu yere baktı. Uzun süre sessizliğini korudu. Anladı. Luo Feng daha da yüksek bir seviyeye ulaşmıştı. Üç gerçek hazine, bir evrenin efendisi, sahip olduğu tek şey üç gerçek hazine. Gerçek Yan Şövalyesi bunların sıradan gerçek hazineler olduğunu düşündü. Bu yüzden uzatılmış parmağıyla tanrısal gücün ipliklerini fırlattı ve hızla üç gerçek hazineye nüfuz etti. Tam o anda bir bilgi dalgası iletildi. Uçan saray türü, etki alanı türü, kıdemli gerçek hazine zırhı. Bu bilgi, gerçek Yan Şövalyesinin uzun süre orada kök salmasını sağladı. Bana söylemedi, diye fısıldadı. Bilsem bunları kabul edeceğimden endişelendiği için hemen gitti. Bu öğrencim, ilk kaos harabeleri sarayının içi. Luo Feng, gerçek Yan Şövalyesinin sarayından ayrıldıktan sonra ilkel kaos şehir liderini ziyarete gitti. Belirsizliği ortadan kaldıran ayna
ayna taşını dünyanın mülkiyetinin yarısıyla takas etmekle yetinmedi. Ancak ilkel kaos şehri liderinin insan ırkındaki düzinelerce evren efendisinden yalnızca biri olduğunu biliyordu. Güçlü olmasına rağmen devasa balta yaratıcısının seviyesinde değildi. Ayrıca ilk kaos şehri lideri ona sabırla rehberlik ediyordu ve Luo Feng öğretmeninin karakterine hayrandı. Gerçek Yan Şövalyesi ve ilkel kaos şehri lideri tamamen farklı kişiliklere sahipti. Gerçek Yan Knight dürüst ve açık sözlüydü ve değer verdiği kişiler için her şeyi yapardı. Luo Feng, Kabuk Ayna İmparatoru tarafından kovalandığında, gerçek Yan Şövalyesi kazanıp kazanmayacağından emin olmamasına rağmen onunla savaşmaya gitti. İlkel Kaos Şehir Lideri ise tüm insan ırkından sorumluydu ve insan ırkını ilgilendiren birçok önemli mesele onun tarafından belirleniyordu. İnsanların yükselişi ve düşüşü tamamen onun değerlendirmesi altındaydı. O her zaman adil olmuştu ve öğrencilerine davranırken ilkesi, ırkı ilk sıraya koymaktı. Bu da Luo Feng'in ona saygı duymasını sağladı. Öğretmen, Luo Feng selam verdi. Karmaşık desenlere sahip garnet zırhı ve bir dizi savaş ekipmanından yayılan pullu bir kuyruk. Birkaç ateşli boynuzun altında, üzerinde gravürler bulunan şiddetli bir yüz vardı. Bu, ilkel kaos şehri liderinin başka bir organıydı. Gözleri gökyüzü gibi geniş ve korkutucuydu. "Neden beni görmeye geldin?" diye sordu ilk kaos şehir lideri. Luo Feng, "İnsanlık bölgesini terk etmeyi planlıyorum ve ayrılmadan önce size söylemek istedim," diye yanıtladı. "Ah! Öyle görünüyor ki sen de bu konuda Turuyan'ı ziyarete gittin." İlk kaos şehri lideri başını salladı. O, ilkel evrenin koruyucusuydu. Bu da onun ilkel evrende olup biten her şeyi bildiği anlamına geliyordu. Ancak Luo Feng ve Turuyan Knight arasındaki konuşmaya kulak misafiri olmamıştı. "Dışarısının senin için ne kadar tehlikeli olduğunu biliyor musun?" diye sordu ilk kaos şehir lideri. "Evet," Luo Feng başını salladı. "Böcek yarışı, iblis yarışı ve otomat yarışı, hepsi benim ölmemi istiyor. Ama hala çıkıyor musun?" İlkel kaos şehir lideri devam etti. Luo Feng başını salladı. İlk kaos şehri lideri başını salladı. "O halde git. Hiçbir açıdan zayıf değilsin. Bu da tüm kararları kendin vermen gerektiği anlamına geliyor. Ama unutma, sen sadece kendini temsil etmiyorsun. Hala aileni ve dünyalı soyunu temsil ediyorsun. Sadece şunu hatırla." "Evet," Luo Feng başını salladı ve eğildi. "O halde şimdi gidiyorum." "Git," dedi ilkel kaos şehri lideri ve ekledi. "Eğer tehlikeyi kendi başına halledemiyorsan, sana bıraktığım hatırayı ez." Luo Feng başını salladı ve uzay dalgalanmasıyla birlikte ortadan kayboldu. İlkel kaos şehir lideri, ilkel kaos harabelerinde yalnız kaldı. İlkel kaos şehir lideri, "Bu öğrencimin neredeyse 20 bin yıl saklandıktan sonra böyle bir gücü ortaya çıkardığını düşündü ve şimdi insan bölgesini terk ediyor. Bazı tuhaf deneyimler yaşıyor olmalı ve bunlar evrenin bir yerinde yaşandı. İlkel kaos şehri lideri bunu uzun zaman önce çözmüştü ama Luo Feng'i etkilemeye çalışmayacaktı. Onun bakış açısına göre, eğer Luo Feng uzak okyanus bedenine sahip olsaydı, o zaman dışarıda öldürülse bile kendini kolayca diriltebilirdi. Gerçek hazineler kaybedilen tek şey olacaktır. Böcek yarışı, şeytan yarışı, otomat yarışı. İlkel kaos şehir lideri diye düşündü. Luo Feng'in uzak okyanus bedenine sahip olduğunu bilselerdi çaresiz kalırlardı. Alabilecekleri tek şey onun taşıdığı gerçek hazinelerdir. İlk kaos şehri lideri kendinden emindi. Yakın dövüşte daha yetenekli olmasına rağmen aynı zamanda ruhlarda da ustaydı ve kendi kontrolü altında olan ilkel evrende Luo Feng'in aklının ve iradesinin zaten
gelen evren ustası seviyesinde olduğunu söyleyebilirdi. Tanrısal güç zihinleri belirledi. Zihinler iradeyi de etkiledi. 180 milyon yıllık eğitimden ve bir evren şövalyesi olduktan sonra, Luo Feng'in zihni ve iradesi çoktan evren ustası seviyesine ulaşmıştı. Ancak ilkel kaos şehir lideri bir konuda yanılmıştı. Eğer diğer ırklar Luo Feng'in cesedini öldürürse olağanüstü gerçek hazinelere sahip olacaklardı. Force Armor, Shi Wu Wings ve Beast God Armor. Luo Feng, ilkel kaos şehrinden ayrıldıktan sonra ilk olarak Tanrı ülkesine geri döndü. Daha sonra Tanrı ülke ulaşım aracıyla Yıldız Kulesi'ne gitti. Yıldız Kulesi'nin merkez sarayında ışık kararmaya başladı. Luo Feng dışarı çıktı. Yıldız Kulesi, dedi Luo Feng, ölüm kalım mirasını aldığı sarayın etrafına bakarken, benim tanrısal gücüm Yıldız Kulesi'ni harekete geçirmeye yeterli olmalı. Hon, Luo Feng'in üzerindeki tanrısal güç yanmaya ve yere yayılmaya başladı. Elektrik gibi Yıldız Kulesi'nin merkezine girdi, sütunlara ve mühür yıldızlarına aktarıldı. Ancak yanan tanrısal güç nehirdeki su gibi akıyor. Sütunlar ve mühür yıldızları aracılığıyla kanalize ediliyordu. Bu gravürler çok zordu. Luo Feng yalnızca en kolay olanları anlayabiliyordu. Kısa bir süre sonra yanan tanrısal güç, Yıldız Kulesi'nin her santimiyle birleşti. Yükselmek, Luo Feng homurdandı. Wang, Yıldız Kulesi 8 inç yükseldi ve yavaş yavaş 8 inç düştü. Bu kadar küçük bir dalgalanma fark edilemezdi. Luo Feng tanrısal gücünü geri aldı ve dünya yüzüğündeki altın boynuzlu canavar tanrısal gücü, orijinal dünyalı bedenine aktarmaya başladı. Benim orijinal dünyalı bedenim aynı zamanda yaşam geni seviyesi 9800 kat olan bir evren, şövalyesidir ve Yıldız Kulesi'ni hareket ettirecek kadar güçlüdür. Ancak tüketilen tanrısal güç çok fazla. Haliç olmasaydı, bu hareket edersem tanrısal bedenimin %30'u tüketilirdi. Yıldız Kulesi'ndeki gravürler hakkındaki anlayışım çok sınırlı. İsteseydi tanrısal gücüyle onu kullanabilirdi ama bu çok fazla güç tüketiyordu. Gravürleri tam olarak kavrayabilseydi her şey çok daha kolay olurdu. Luo Feng merkez saraydan ayrıldı ve Yıldız Kulesi'nde dolaşmaya başladı. Dahili ulaşımla çeşitli yerlere gitti. Cennet sütunlarının sonunu bile göremiyordu. Luo Feng göksel sütunların üzerindeki gravürleri inceledi ve şunu haykırmaktan kendini alamadı. İnanılmaz! En basit gravürler bile çok şaşırtıcı. Yıldız Kulesi'ndeki gravürler, minyatür evrendekilerden çok daha karmaşık ve eksiksiz. Bunun yüce bir şey olmasına şaşmamalı, gerçek hazine. Etrafta dolaştı ve göksel sütunları ve mühür yıldızlarını gördü. Hatta diğer birçok ırkın maceraya atıldığı ve savaştığı Yıldız Kulesi'ndeki alanları gezmeye bile gitti. Luo Feng bu alanların oluşturduğu gizemleri görebildi. Luo Feng, Yıldız Kulesi'nde 32 gün yürüdükten sonra merkez saraya geri döndü ve bacak bacak üstüne atarak oturdu. Bilinci Yıldız Kulesi ile tamamen bütünleşmişti ve tüm oyma heykeller zihnine akın etmişti. Onları dikkatle incelemeye başladı. Bu gravürleri ne kadar derinlemesine anlarsa, o kadar fazla güce sahip olabilirdi. Gizemli, karmaşık, uzay, zaman, altın, tahta, su, ateş, toprak, rüzgar, yıldırım ve ışık. Tüm kanun iplikleri mükemmel bir şekilde birbirine karışmıştı ve minyatür evren oyma resminden 10 bin kat daha karmaşıktı. Sonuçta minyatür evrenin çapı yalnızca 6 milyar mil iken Yıldız Kulesi 9 ışık yılı uzunluğundaydı. Minyatür evren küçük bir odaysa, Yıldız Kulesi de sayısız küçük odadan oluşan bir gökdelendi. Neyse ki gravür resim yolundayım, diye düşündü Luo Feng. Aksi takdirde, eğer sadece uzay yasasını ve altın yasasını biliyorsam, tam olarak kavramam çok zaman alır. Gözlerini açmadan önce 3 yıl boyunca bacak bacak üstüne atarak oturdu.
Sonunda, dedi, gizemlerin birinci düzeyini anlamayı bitirdim. Ancak ilk seviyeyi anladıktan sonra Luo Feng, Yıldız Kulesi'nin gerçekte ne kadar inanılmaz olduğunu daha iyi anladı. Sadece ilk seviyeyi tam olarak anlayabiliyorum, Merkez Saray'a baktı. Artık araba sürmek daha kolay olmalı, Hon. Luo Feng'in gözleri parladı ve tanrısal gücü yanmaya başladı. Sonsuz tanrısal güç anında Yıldız Kulesi aşıladı ve çevredeki en kolay gravürler tamamen silindi. Luo Feng kendini çok daha rahat hissetti. Onu geri almadan önce o savaşçıları dışarı sürmem gerekiyor, diye düşündü. Hon, 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 hon. Farklı ırklardan varlıklar alttaki portallardan dışarı sürülüyor ve milyonlarca varlık Yıldız Kulesi'nin dışında ortaya çıkıyor. Hepsi şoktaydı. Ne oldu? Orada maceraya atılıyordum ama kovuldum. Ben de, Yıldız Kulesi bizi neden dışarı attı? Diğer tüm ırklar şaşkına dönmüştü. Star Tower dış alan savaş alanında ortaya çıktığından beri bu hiç olmamıştı. Bugün hepsi kovulmuş muydu? Çok tuhaftı. Bakın, 9 girdap nebulası ortadan kayboldu. Kayboldular. Bütün ölümsüz savaşçılar iliklerine kadar şoktaydı. Bakın, Yıldız Kulesi küçülüyor. Küçülüyor. 9 ışık yılı yüksekliğindeki Yıldız Kulesi hızla küçülüyordu. Kısa bir süre sonra yarım mil yüksekliğe ulaştı ve sonra tamamen ortadan kayboldu. Yıldız Kulesi ortadan kayboldu. Bu nasıl mümkün olabilir? Herkes çok korkmuştu. Haber orman yangını gibi yayıldı. Bu sefer kimse hiçbir şeyi abartmadı ama Yıldız Kulesi'nin ortadan kaybolduğu haberi, Luo Feng'in bir evren efendisini öldürmesinden binlerce kat daha şok ediciydi. Evrendeki milyarlarca ırkın özlemini duyduğu yüce gerçek hazine, az önce ortadan kaybolmuştu. Bu bölümün sonu. Bir bölümün daha sonuna geldik, her ne kadar sürçülisan ettiysek affola. Videolarımızı faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler.